Herkese merhaba. Hayatımızı kolaylaştıracak yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz yeni nesil teknolojiler sunan finansal platformlar, yani fintechlerden bahsediyoruz. Covid-19 kısıtlamalarının artmasıyla birlikte artık daha fazla yeni nesil finansal çözümler kullanmaya başlayacağız. Biz de bu teknolojileri keşfediyoruz. Aynı zamanda malumunuz artık evde daha fazla vakit geçireceğiz. Evde eğlenceli vakit nasıl geçirilir, buna da bir göz atıyoruz. Bölümümüzde tüm hızıyla başlayalım. Yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlamadan önce isterseniz gelin teknoloji dünyasındaki gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. İlk gelişmemiz Twitter hakkında. Twitter'a Fleets adında bir özellik ekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar 24 saat sonunda silinebilen içerikleri paylaşabilecek. Google haritalara Covid-19 özellikleri geldi. Bu özelliklerden bir tanesi bölgesel olarak, ülkesel olarak Covid-19 vaka sayılarının gösterildiği haritanın eklenmesi ve aynı zamanda toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu da yine Google haritalar üzerinden takip edebileceksiniz. 9 yıllık bir aranın ardından Türkiye'de gerçekleştiren Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde teknoloji severleri güzel bir sürpriz karşıladı. Bu sürpriz de podyuma çıkan pilotlara 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılan kupaların verilmesiydi. Bu kupalar ise yerli 3 boyutlu yazıcı şirketi Zaxe tarafından üretildi. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından birisi olan Instagram'a yepyeni bir özellik geliyor. Artık kullanıcılar kelime bazlı aramalar yapabilecek. Yani etiketler yerine artık kelimeleri aratarak daha kolay sonuçlara ulaşabileceksiniz. Kısacası teknoloji dünyasındaki gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz yeni nesil teknolojileri keşfetmeye devam edelim. Fintech, sözlük tanımıyla finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans sektörüdür. Sahip oldukları teknolojik güç ile geleneksel finans hizmetlerle rekabet eden fintechler, tüm dünyada müşterilerin hayatlarını kolaylaştırma felsefesiyle hareket ediyorlar. İlk dönemlerinde geleneksel finans hizmetlerinin daha teknolojik versiyonu olarak görülen fintechler, bugün gelinen noktada tahminlerin çok daha ötesinde bir etkiye sahip. Tüm dünyada internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte etkisini genişleten fintech girişimlerinin aldığı yatırımlar da bu durumu kanıtlıyor. 2017 yılında tüm dünyada 22,5 milyar dolar yatırım alan fintech girişimleri geçen yıl 135 milyar dolar yatırım aldı. 2020'de ise bu rakamın daha da artması bekleniyor. Özellikle son dönemlerde finans teknolojileri, fintechler hayatımızı çok fazla kolaylaştırmaya başladı. Covid-19 süreciyle beraber ilk akla gelenler temassız ödeme, uygulama üzerinden ödeme, QR ile ödeme, bu örneklerin hepsini arttırabiliriz. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştıran çözümler artık bizim karşımızda ve biz de bunları kullanıyoruz, sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki bunun bir faydası da şu, girişimcilik ekosistemini büyütmesi. Türkiye'de özellikle son yıllara baktığımız zaman fintech alanında yapılan girişimler önemli yerlere geldi. Dünyaca ünlü şirketlerden yatırım aldılar, bazıları satın alındı ve bu konuda da önemli gelişmeler var. Biz de programda zaten bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ancak hayatımızı da kolaylaştıran teknolojilerden bahsediyoruz. Ben şimdi size birkaç farklı tüyo vereceğim. Bu tüyolarla evdeki, ofisteki veya kişisel olarak finansal yaşamınızı kolaylaştıracaksınız. Bunun yönetimini sağlayacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi hep birlikte bunlara bakacağız. Akıllı telefonunuzu indirebilirsiniz bu uygulamaları veya tablet bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu uygulamalara göz atacağız. İlk benim değinmek istediğim konulardan bir tanesi ortak hesap. Ortak hesapta bir grup oluşturuyorsunuz. Örneğin bir ofistesiniz ve ofis arkadaşlarınızla beraber bir harcama, bir geliriniz, bir gideriniz var. O zaman bu ofis ortamındaki gelirinizi, giderinizi arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Örneğin şu anda benim bu oluşturduğum grubu görüyorsunuz. Bu grupta Berk diye bir arkadaşım var. 10.000 TL'lik bir gelir ben burada sağlamışım. Hemen onu girdim. Aynı zamanda bir market alışverişi yaptığımı da yine 200 TL olarak onu da buraya girdim. Şimdi bunu da tabii ki ofisteki çalışanlarla, ofis arkadaşlarınızla bölüşüyorsunuz. Yine onu da görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Bir mesela gelir ekleyelim. Ne kadar ekleyelim? 1000 liralık bir gelir ekleyelim. Bunu ben ekliyorum. Gelir açıklamasında isterseniz yazabiliyorsunuz. Geliri kaydet. Geliri kaydet. Şu anda ben bu geliri ekledim. Aynı zamanda bir de buradan isterseniz harcama da ekleyebiliyorsunuz. Harcama olarak da 500 TL'lik ne harcaması yapalım? Ev kirası var. Ulaşım ücreti diyelim. Ulaşım ücretini de ekledikten sonra bu gelirlerin hepsi o grupta bulunan kişiler arasında paylaştırılıyor. Yani gelirinizle giderinizle buradan tek ekran üzerinden takip edilebiliyor. Bu uygulama gerçekten işe yarayan bir uygulama.
bu uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda son dönemlerde özellikle ev içindeki bütçe ve dolayısıyla da tasarruf etmek en önemli konuların başında geliyor. Yine bu konuda da Paranı Yönet diye bir uygulama var. Bunu da indirip kendi akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Burada şunu yapıyorsunuz. Gelirinizi giderinizi giriyorsunuz ve aynı zamanda hedef birikiminizi buraya giriyorsunuz. Yani ben şimdi 6 aylık bir hedef koydum kendime. Siz de bunu ekrandan görüyorsunuz. 3500 TL'lik bir birikim hedefim var. Buna ulaşabilmek için bu uygulama beni sürekli uyarıyor. Ben gelirimi yazıyorum, giderimi yazıyorum aylık olarak ve bu gelir ve gider üzerinden birikim hedefime ulaşabiliyor muyum, ulaşamıyor muyum onu bize uygulama gösteriyor. Burada zaten birikim hedefinde gördüğünüz zaman güncel durumda şu anda ben çok fazla harcama yapmadım çünkü 2000 liralık ilk ay için harcama yaptım. O yüzden ulaştım gibi gösteriyor ama bu detayları da yine buradan görebiliyorsunuz. Bu arada şunu da söylemem lazım, fatura alarmı gibi özellikleri de var. Yani buraya fatura türünüzü giriyorsunuz, elektrik diyelim, elektrik, son ödeme tarihini girelim, o da mesela yarın olsun. Uygulama bize artık bu fatura ayarlarından, fatura alarmını da yapacak. Ve bu sayede ben de faturalarımı kaçırmayacağım. Aynı zamanda piyasaları da yine buradan takip edebiliyorsunuz. Şu anda dolar, euro ne kadarsa yine buradan da takip edebiliyorsunuz. Son bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. O da defter uygulaması. Biraz önce sizlerle bir ortak şirket için ortak hesap olduğundan bahsetmiştim. Bu aslında defter uygulaması da tam olarak şirketler için. Biraz önceki biraz daha şirket çalışanları arasında veya evde yaşayanların bütçe yönetimi içinde. Defter uygulaması ise aslında tam bir şirketler için geliştirilmiş uygulama. Şimdi hemen buna da bakalım. Buradan yeni hesap seçiyorsunuz. Bir banka hesabı mı, kredi kartı hesabı mı? Hepsini ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. İsterseniz birikim, borç alacak ve nakit olarak da bu hesabı yönetebiliyorsunuz. Örneğin kredi kartları özellikle dikkatli olunması gereken harcama hesapları içinde. Şimdi biz de buna giderinizi ve dönem borcunuzu da giriyorsunuz. Bu gider de eğlence olsun. Bunu kaydettikten sonra bir de dönem borcunuzu giriyorsunuz. Dönem borcunuzu da yine bu şekilde girerek kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık kişisel olarak da şirket olarak da finansal yönetiminizi yapabileceğiniz birçok fintech uygulaması var. Ve bu uygulamalarda yine bizim tasarruflu olmamızı sağlıyor. Gelirimizi ve giderimizi kontrol etmemizi sağlıyor ve biz de bu uygulamaları keşfettik. Şimdi işin biraz daha farklı boyutuna isterseniz bakalım. O da para transferlerini kolayla yapabileceğiniz uygulamalar. Gelin isterseniz bu uygulamaları keşfetmeye devam edelim. Şimdi yeni nesil finansal çözümleri konuşmak için Papara'nın ofisine geldim. Yanında da şirketin kurucusu Ahmet var. Merhaba Ahmet. Merhabalar. Ahmet, artık yepyeni bir dünyadan bahsediyoruz. Akıllı telefon uygulamalarıyla banka hesabı olmadan kolay bir şekilde para transferleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve yepyeni bir arayüzden aslında bahsediyoruz kullanıcılar açısından. Öncelikli olarak ben şunu merak ediyorum. Neler dünyada oluyor bu konuda? Türkiye'deki trendler nasıl? Bize bundan bahsedebilir misin? Tabii. Türkiye'de bizim tabi olduğumuz alan finansal teknolojiler 2015 yılında regüle edildi. Regülasyon öncesi ve sonrası diye iki dönem var aslında. 2015'ten sonra regüle edilmesiyle beraber çok hızlı büyümeye başladı. Hı hı. Bu büyümesiyle beraber aslında öncesinde bankalar ve fintechler arasında rekabet olarak addedilen ilişki artık bir birlikteliğe dönüştü. Ve bankalar, fintechler kol kola tüketici için en iyi deneyimi nasıl yaratırız diye düşünmeye başladılar. En sonunda da güzel bir gelişme bizim daha önce tabi olduğumuz düzenlemelerdeki değişikliklerle beraber artık Merkez Bankası regüle etmeye başladı. Ve Merkez Bankası'nda ödeme sistemleri diye ayrı bir birim var. Bu ödeme sistemleri birimi şu anda gerçekten fintechleri nasıl geliştiririz, nasıl daha iyi değer yaratırız diye ciddi bir uğraş içinde. Ve geçtiğimiz yıl açık bankacılık diye tabir ettiğimiz yeni bir düzenleme devreye girdi. Açık bankacılıkla beraber artık fintechlerin banka ilişkileri, tüketici ilişkileri vesaire düzenleniyor. Bu kapsamda pandemi aslında fintechlerin önemini hepimize daha fazla gösterdi. Evet. Pandemiyle beraber yakınlar hepiniz takip ediyorsunuzdur. Temaslı ödemeler kat be kat arttı. Online ödemeler kat be kat arttı. Ve fintechlerin aslında zaten değer teklif olarak sunduğu şeylerin global anlamda ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Ve ben gelecekten aşırı ümitliyim. Yani şu ana kadar yapılan her şeyin aslında en güzel kanıtı pandemiyle beraber yaptıklarımızın değerinin ortaya çıkması oldu. Evet. Şu ana kadar süper gidiyor. Yani aslında fintechlerle ilgili hem fintechler arasındaki rekabet sektörün gelişmesi için çok önemli ve tüketici için fayda yaratıyor. Hem bankalar ve fintechler arasındaki rekabet tüketici için fayda yaratıyor. Hem de arka tarafta regülatörün desteği
uzun vadeli plan yapmamızı sağlıyor ve bize destek oluyor. Peki Ahmet, siz neler yapıyorsunuz? Biraz da ben sizin yaptıklarınızdan konuşmak istiyorum. Tabii 2016 yılında resmi rakamlara göre Türkiye'deki yetişkinlerin %60'ından fazlasının bir banka hesabı yoktu. Evet, çok ciddi rakam bu arada. Çok ciddi bir rakam. Tabii şu anda tabii bizim diğer fintechlerin ve bankaların çabalarıyla beraber bu %30'lara düştü. Hı-hı. Aslında %100'lük başarıdan bahsediyoruz son 4 yılda. Papara'nın yola çıkışındaki amaç da banka hesabı olmayan insanlara dijital bir yaklaşımla online hesap açıp finansal işlemlerini yapabilecekleri bir ortam sağlamaktı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bugün 5,5 milyon kullanıcıya ulaştık dün veya bu sabah. 5,5 milyon kullanıcının büyük bir kısmının hiçbir banka hesabı yok. Bu kullanıcılara hiçbir işlem ücreti yansıtmadan, ücretsiz para transferi, ücretsiz ödeme, ücretsiz fatura ödeme, ücretsiz finans yönetimi gibi hizmetlerle beraber onları finansal ekosisteme kazandırıp finansal kapsayıcılığı arttırdık. Bu bizim için çok büyük gurur verici bir şey aslında. Online açabildiğiniz bir hesapla beraber aslında bir vadesiz banka hesabında yapabileceğiniz neredeyse her şeyi yapmanızı sağlıyor. 24 saat ücretsiz herkese para gönderebiliyorsunuz. Hı hı. Herkesten kastım her banka hesabına, EFT saatinden bağımsız olarak, IBAN numarasına ihtiyaç olmadan birisinin cep telefonuna para gönderebiliyorsunuz. İsterseniz adresinize gönderdiğimiz ücretsiz kartla Türkiye'de veya bütün dünyada ödeme yapabiliyorsunuz. Öyle mi? Kesinlikle ve en güzel yanı bütün dünyadaki harcamalarınızın tamamını yapabildiğiniz gibi dünyadaki bütün ATM'lerden para çekebiliyorsunuz, para yatırabiliyorsunuz vesaire. Peki Türkiye'deki ilgiden biraz bahsettim. 5,5 milyon kullanıcıya ulaşmışsınız. Tüketiciler peki sevdi mi bu banka hesabı olmadan kullanabilecek uygulamaları? Kesinlikle çok sevdiler. Yani bizim engagement dediğimiz yani tüketiciyle aramızdaki o teknik ilişki dünya standartlarının çok üstünde. Yani bugün 5,5 milyon kullanıcının yaklaşık 750 binin biraz daha üzerinde haftalık aktif olarak kullanıyor hesabını. Bunlar bizim için çok değerli veriler tabii ki. Evet. Ve en güzel tarafı da şu, bu demektir ki tüketicide gerçekten bir karşılığı var. İnsanlar gerçekten sevdiler. Aldığımız geri dönüşlerin %99'u olumlu diyebilirim. Son olarak şundan da ben bahsetmek istiyorum. Burada belli ki yani son 5 yıl içinde, son 4 yıl içinde önemli gelişmeler oluyor. Evet. Gelecekte neler olacak peki sence Ahmet? Gelecekte şöyle, aslında bu açık bankacılık dediğimiz kavram geleceği oldukça şekillendirecek. Yani açık bankacılık aslında şunu düzenliyor. Finansal hesaplarda veya finansal işlemlerde hesap sahibi tüketicidir ve tüketici burada istediği finansal kuruluşu yetkilendirme konusunda serbesttir gibi bir kural var. Bu kural şunu getiriyor aslında. Bütün hesaplarınızı tek bir uygulamadan yönetebileceksiniz. Bu demektir ki tüketiciler artık herhangi bir banka veya herhangi bir finansal uygulamaya kendilerini adapte etmek zorunda değiller. Evet. En iyi deneyimi sunan kimse bundan sonra o deneyimi sunan kazanacak. Ve ben bundan sonra önümüzdeki 5 yılda kazanın her zaman tüketici olacağını düşünüyorum. Çünkü artık finansal kuruluşlar arasında fiyatlamada rekabet diye bir şey kalmadı. Zaten birçok banka, birçok fintech sunduğu hizmetlerin çoğunu ücretsiz sunabiliyor. Evet. Bu saatten sonra rekabet tamamen tüketici ve kullanıcı deneyiminde. O deneyimi en iyi ulaştıran kazanacak diye düşünüyorum. Ve kullanıcı deneyiminde de şu an baktığımızda özellikle temassız ödemelerde o kadar ciddi bir büyüme var ki yanlış bilmiyorsam son bir yılda 4 kat gibi büyüme. Hı hı. Bu büyümeyle beraber aslında insanların alışkanlıkları değiştikçe fintechlerde bu hızlı adaptasyonu sürdürebildiği sürece gayet güzel bir gelecek hem fintechleri hem bankaları hem tüketicileri bekliyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle, çünkü artık telefonumuzda her bankanın uygulaması var. Demek ki senin söylediğinden yola çıkarak şunu da belirtebiliriz. Uygulamadan bağımsız bir aslında kullanımdan bahsedeceğiz. Aynen öyle. Süper, harika. Ahmet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katılım programımıza. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Şimdi sıra geldi evde eğlenceli vakit geçirmemizi sağlayacak yeni nesil oyuncakları keşfetmeye. Özellikle son dönemlerde geleneksel klasik oyunların hepsi teknolojiyle buluşuyor. Ve bu sayede daha fazla eğlenceli vakit geçirmemizi sağlıyor yeni nesil oyunlar. Şimdi ben de bu oyunlardan bir tanesini sizlere anlatmak istiyorum. Bir oyun var. Aslında bu oyun için şunu söyleyebiliriz. Çizimli kelime oyunu. Kutusundan şöyle bir cihaz çıkıyor. Bu cihaz bir havaya çizim cihazı ve aynı zamanda akıllı telefon uygulaması ile eşleşiyor ve sizin havaya çizdiğiniz çizimler akıllı telefon uygulamasına geliyor. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Biraz önce bir kelime oyunu olduğunu söylemiştim. Şöyle kartlar geliyor yanında. Bu kartlarla siz mesela üzüm yazıyor burada. Üzümü havaya çiziyorsunuz. Karşınızdaki kullanıcı da, karşınızdaki arkadaşınız da bunu bilmeye çalışıyor. Şimdi isterseniz gelin hemen deneyelim. Akıllı telefonuma bu oyunun uygulamasını indirdim. Oynaya basıyorum ve şu anda hazır. İsterseniz takımda olabiliyorsunuz. Yani birden fazla kişiyle oynanabiliyor. Herkes kendi akıllı telefonundan bu uygulamasını açıyor. Hep birlikte eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Bir takım seçiyorsunuz. Sonrasında dakika seçiyorsunuz ve sonra oynaya basıyorsunuz. Şimdi kamera iznini istedi çünkü kamera üzerinden arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Yani görüntü tanıma teknolojisi var. Bunu yapması gerekiyor. Sonrasında kaleminizi açıyorsunuz.
havaya çizim kalemi. Şimdi hemen ucunda da bir ışık yanacak, göreceksiniz. Evet, şu anda ışık da yandı. Sonrasında şu tuşa basıp havaya çizmeye başlıyorsunuz. Mesela şu anda ben de ekip arkadaşlarımla beraber bu oyunu oynayacağım. Nasıl çalışacak hep birlikte göreceğiz. Hemen ben Berk arkadaşımı çağırıyorum. Ben bakalım ona bir şeyler çizeyim. Şimdi hemen bir tane kart seçiyorum. Evet, şimdi bu kelimeyi bakalım çizmeye çalışacağım. Şu tuşa basarak çizmeye başlıyorsunuz. Zaten ucundaki ışık da değişiyor. Bil bakalım Berk. Bulut. Evet. Berk bildi. Yani bulut. Şimdi başka bir kelime sen... Oo, bu çok zor. Bunu ben pas geçtim. Bunu çizemeyeceğim çünkü. Heh, bu olur. Bunu çizebilirim. Şimdi onu çizeyim bari. Yelken, gemi. Gemi, gemi, gemi. Evet, bildi. Gemiyi de bildi. Şimdi başka bir kart daha seçeyim. Bu da zor ya. Bunu yapamayacağım. Şimdi bir tane daha bakayım. Belki, belki bilir. Bilmiyorum. Hiç bilemedin değil mi? Bilemedim. Hiç bilemedim. Çünkü gerçekten bunu çizmesi de yetenek istiyor. Ben de çizim konusunda çok kötüyüm. Kısacası oyun bu şekilde. AR teknolojisi, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle beraber artık bildiğimiz klasik oyunlar da daha keyifli bir hale geldi. Ve biz de bunu deneyimledik. Önümüzdeki dönemlerde biz de bu tip oyunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası İthalat Fuarı'nda dünyaca ünlü şirketler bir araya geldi. Çevre dostu teknolojilerin tanıtıldığı bu fuarda aynı zamanda sağlık sektörü de ön plana çıktı. Hemen bu teknolojileri hep birlikte keşfediyoruz. Fortune Global 500 şirketlerinin de dahil olduğu 340 işletme Çin'in Şangay kentinde buluştu. 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bir araya gelen şirketler ileri teknolojik ürünlerini sergiledi. Yaklaşık 70 bin kilometre karelik 3 sergi alanında tanıtılan ürünler arasında helikopter ve yatlar da vardı. Alman Wittgen grubunun 50 tonluk inşaat aracıyla Japon Omron firmasının akıllı masa tenisi robotu ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevre dostu ekipmanların öne çıktığı fuarda mobilya devi IKEA ise dönüştürülebilir malzemelere ağırlık verdi. İsveçli firmanın sergilediği ürünler arasında bambudan yapılmış avizeler dikkat çekti. Öte yandan dünyanın önde gelen ilaç şirketleri de Şangay'daki fuarda yerini aldı. Da Vinci cerrahi robotik sistemlerinin 4. neslinin yüksek çözünürlüklü 3D sistemlerini edindiği görüldü. Makine, doktorların dar bölgelerde daha rahat ameliyat yapmasına imkan tanırken, benzer şekilde dünyanın en küçük kalp pili de hastalara umut oldu. 2 gram ağırlığındaki kalp pili, benzerlerinden %93 daha küçük olmasıyla öne çıktı. Yeni nesil finansal platformları keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.